zorluklu çıkardılar. İşte belediye çadır kuracaktı, yine emniyet izin vermemiş. Yani Türkiye'ye bilmiyorum, yani böyle bir hukuksuzluk başkenti olmuş, keyfilik var, hiç kimseyi muhatap bulamıyorsunuz, müzakereye görüşeceğiniz kimse yok. Sürekli buradaki işte polis memuru, genç arkadaşlarla buradaki baro başkanlarını karşı karşıya getirmeye çalışan bir yapı var. Özellikle buradaki emniyet amirleri çok sıkıntılı tipler. Provokasyon için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani burada bulunan 40 tane baro başkanı o kadar rahatsız etmiş ki bunları. Provokasyon yaratmak, terörize etmek için Ankara Emniyetindeki bu sorumlu amirler ellerinden geleni dünden bu yana yaptılar. Dün de böyle bir işte olay neticesinde burnuma Sevk Kuvvet'in kalkanı veya yumruk mu tam hatırlamıyorum, bir darbe aldım ama çok yani öyle önemli bir şey değil, rapor alınacak kadar. Sonrasında da yine bir sivil polis memuru tarafından parmakla kafa sallanarak tehdit edildim. Şunu soruyorum, yani bizim ödediğimiz vergilerle, vatandaşın ödediği vergilerle maaş alan devletin memuru bir baro başkanına daha önceden nasıl bir husumet olabilir de beni gördüğü gün kafa sallayabilir, parmak sallayabilir, tehdit edebilir? Anlaşılabilir bir durum değil. Yani ben İstanbul Üniversitesi'nde, hukuk fakültesinde okudum. Bu derslerin, kitapların hiçbiri burada yok. Şu anda etrafımız dedim üçlü barikatla çevrilmiş. Kimse bizi görmesin diye. Otobüslerle etrafımızı çevirmiş durumdalar. Ve yaklaşık benim tahmin ettiğim en az 1000 tane Çevik Kuvvet. Her giriş çıkışımızda, yani tuvalet ihtiyacınızı gidermeye çıktığınızda 3 defa kimlik soruyor. Bu işkence, bu eziyet. Bu gözaltı ise şu anda fiili gözaltı. 50 tane baro başkanını Ankara'ya sokmamak. Ankara'da 150 metre yürümesine engel olmak isteniyor. Bu emri veren suç istiyor. Bu talimatı uygulayan suç istiyor. Bununla ilgili biz Gaziantep Barosu olarak bugün yönetim kurulu arkadaşlar hepsi suç duyurusunda bulunacaklar. Bu İçişleri Bakanı suç istiyor. Bizim derdimiz buradan ne olay çıkarmak, ne bileyim ne burayı... Buradaki polis memurlarına da yazık, yani günlerden saatlerden beri bu adamlar da güneşin altında bizi bekliyorlar. Dün yağmuru biz yedik birlikte. Ya bu çocuklarla bizim alıp veremediğimiz yok. Ama bu çocuklar öyle bir talimat vermiş gibi, düşman gibi. Biz düşman değiliz. Ben Antep'ten çıktım, Osmaniye'de. Oradaki emniyet teşkilatına hepsine teşekkür ettim çıktım ya. Ama Ankara yani yok, bambaşka bir hukuk uygulanıyor burada. Keyfilik, takdirlik. Ellerinden geldiğince olay çıkarmaya yönelik provokasyon. Bakın bunu bizzat emniyetin bu yetkili amirleri yapıyor. Evet. Şu anda da güneşin altındayız. Yani şurada 50'ye yakın baro başkanı var güneşin altında. Dün şantiyede çalışan inşaat işçilerini baro başkanlarının üzerine kıskırttılar. Avukat meslektaşlarımızın üzerine, bakın emniyet yapıyor bunu ya. Organize bir şekilde suç işleniyor. Çok yazık yani, ülkem adına utanç verici. Ülkemiz adına utanç Başkan verici. Başkan beni duyuyor musun? Evet. Başkan beni duyuyor musun? Şunu da unutmamaları gerektiğini söylüyoruz. Yarın bu polislerden kimin yargılanacağı belli olmuyor ama hala devam ediyor operasyonlar. Evet. Birileri size gelip haklarınızı savunmak isterse, çünkü avukat herkese lazım olacak. Bunların içinde... savunma görevinizi yerinize getirir misiniz yine de? Görevi kutsal. Bakın, yıllar önce FETÖ dosyalarını hatırlayın. Ergenekon balyoz dosyalarında sahte delil üretenler, terör örgütü üyeliğinden yargılanan, hakimi, savcısı, emniyet, müdürü, polis teşkilatı. Hepsi benim bak, avukat olarak ben dosyalarına gittim. Ama utançla geldiler yanımıza. Yarın öbür gün bakın bu kanunsuz emiri, talimatı uygulayanlar da aynı bu şekilde yargılandığı zaman yine biz avukat olarak biz bunları biz savunacağız. Çünkü savunma hakkının kutsallığına inanıyoruz. Ama şuradaki bu muamele, bir baro başkanına, bir avukata parmak sallamak, tehdit etmek, hakaret etmek kimsenin hakkı da haddi değil. Emir ve talimat ne olursa olsun. Bunların hepsi suç. Bunları hepsini bir kenara yazıyoruz. Bakın o dönemin emniyet müdürlerinden, polis memurlarından, hakim savcılarından, Zekeri Özlerinden kim kaldı? Bunu düşünsünler. Sadece bunu düşünsünler. Dediğim gibi bizim kimseyle bir derdimiz yok. Sadece pandemi sürecinde 136 bin avukatın yaşadığı ekonomik sıkıntılar dile getirmek. Çoklu baro projesi gibi suni gündemlerle asıl Türkiye'nin işsizlik, yoksulluk, bu pandemi sürecinin istihdamın azalması. Önümüzde ciddi problemler
yıllardır sürüp bitmeyen davalar dururken şimdi tutup da baroların seçim sistemi veya ne bileyim demokratik mi değil mi, bunu söyleyenler meclise %10 barajını tutan bir zihniyet. Bakın, demokrasiden bahsediliyor, baroların seçim sistemi meşru değil veyahut da temsil konusunda sıkıntılar, demokratik değil diyenler aynı demokrasi karşıtlığını, tahammülsüzlüğünü meclise çok rahat uygulayabiliyor, dönüyor bana demokrasi derslerine çalışıyor. Yani şu yaman çelişkiyi sadece kamuoyunu tahtına bırakmak istiyorum. Yazık ama, yazık. Peki başkan, sizi izliyoruz, orada arkadaşlarımız var. Yayınımıza evet. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Aynı zamanda bu hükümete ve devlete de geçmiş olsun diyoruz. Size değil, çok onlara teşekkür geçmiş ederim. Olsun. Onlar yaralandılar çünkü. Mücadelenizde başarılar diliyoruz. Gözümüz kulağımız sizde. Kamuoyunun desteğini her zaman yanımızda hissettik. Avukat arkadaşlarımızın desteğinin tamamını yanımızda hissettik. Günden bu yana bütün partili arkadaşlarım hepsi aradı. Geçmiş olsun dedi. Hepsi yanımızda olduğunu bildirdi. Antep'ten çıktığımız günden bugüne de asla yalnız yürümedik. Çünkü haklı olduğumuz inanıyoruz, doğru olduğumuz inanıyoruz. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum sizlere. Çok çok teşekkürler sevgili izleyiciler. Beklaş.